Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Bugün sizlerle beraber Kirby Triple Deluxe 3DS oynayacağız. Evet, biliyorum kanalda birçoğunuz 3DS olduğunu unuttu ama ben unutmadım. Nintendo 3DS videolarımız tam gazla devam ediyor ve Kirby. Evet, kanalımda hiç Kirby oyunlarına yer vermediğimi fark ettim ve aslına bakarsanız son bir yıldır falan ben deli gibi Kirby oyunları oynuyorum ve son bu Kirby neydi? Kirby and the Forgotten Land duyurulduktan sonra hepimizin böyle bir Kirby sevdası tekrardan ateşlendi. Ben de dedim şöyle Kirby oyunlarından en çok sevdiklerimden biri olan Kirby Triple Deluxe'u oynayayım dedim. Bir ara kanalda şeyi de oynayacağım, bu NES versiyonu, hani Kirby Adventure of Kirby Adventure'da şöyle bir kanalda yer vereceğim. Birkaç tane daha Kirby oyunu kanalda oynayayım istiyorum. 3DS çok güzel bir oyun, çok tatlı bir oyun, çok severek oynuyorum. Hala bitiremedim. Yarısına kadar gelmiş olmam lazım, hatta biraz daha ileri. Kirby oyunu yani... Kirby oyunların şöyle bir özelliği var. İlk oyunundan beri neredeyse hiç gelişmediler. Grafikleri vesaire demiyorum. Yani teknik olarak neredeyse hani bu oyunu oynayınca ilk oyunu oynamış kadar oluyorsunuz. Teknik olarak çok farklı değiller. Ama hepsi çok keyifli. Hepsi çok tatlı oyunlar. Hani bir Kirby oyunu oynayacaksanız en geriye gitmenize gerek yok ama kesinlikle bir adet Kirby oyunu oynamanızı hepinize tavsiye ediyorum. Çünkü tatlışlık mükemmellik. Evet, hadi bakalım şuradan Kirby Triple Deluxe diyelim ve birazcık oynayalım. Şuradan kendime yeni bir file seçeceğim. Sıfırdan şöyle bir bakalım nasılmış. Çok oynamayacağım. Bir 5-10 dakika bakacağım. Seriyi falan yapmam gerek yok. Ben şuradan ekranı göremiyorum. Evet, şöyle bir size tatlı sinematik izleteyim. Evet. Evet, Kirby yine mutlu mesut gezinirken başına bir iş gelecek. Dünyanın en iyi yaratılmış, en tatlı karakterlerinden biri olabilir şu ya. Kirby bu ya. Adam Kirby ya. Nasıl ama özlediniz mi 3DS kalitesine? Alıştınız tabii Switch'te Capture Card'la. Bizde öyle bir şey yok. Evet, sarmaşıklar evimizi ele geçiriyor. Ben de sizinle bu ilk kez izliyorum bu arada sinematiği. Ben oynarken sinematiği geçmiştim. Ne olur bilmiyorum tam olarak. Zaten Kirby'nin hikayesi çok önemli. İlk oyunda galiba hani yemeği mi çalınıyordu? O yüzden mi saldırıyordu? Öyle bir şey oluyordu. Burada da evini göklere taşıyorlar Kirby'nin. Evet. Kirby uyanıyor ve diyor ki wow, neredeyim ben? Wow. 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 Kirby kızgın. Kirby diyor. Wow, bu iş böyle olmaz kardeş diyor. Hadi bakalım. Evet, kötü adamlar. Kaleye giriş yapıyor. Klasik boss'umuz ilk oyundan beri. Döv döv. Kendimize gelemediğimiz. Ya şu kötü adam bu olmayabilir. Ha, ben Kirby'nin hikayesinde çok şey değilim. Yine gitti. Yok, kötü adamımız bu tepedeki. Bunu da dövdüğümüzü hatırlıyorum ilk oyunlardan. Ama kötü olan tabii ki burada bu değil. Evet. En tepelere doğru kaçırıyor. Ve yine bir Nintendo klasiği olarak bir kaçırılma senaryosunu oynuyoruz. Mario'da Peach kaçırılıyor. Burada da bu kralımız mı diyeyim, ismini tam olarak bilmiyorum. Evet, senaryo bu. 10/10. Hikaye anlatım, storytelling, narrative hepsi mükemmel. Hadi bakalım oynayalım şimdi. Alt ekranı asla göremiyorum buradayken ama şöyle odamızı yapalım. Evet. Evet, hadi bakalım şöyle ilk bölümümüzle başlayalım. Azıcık Kirby oynayalım. Bu arada şunları taktım çünkü Switch'ten sonra buna geçince böyle bunun hani gerçekten bir handheld konsolu olduğunu hatırladım. Ufak geldi. Şöyle daha rahat oynayayım diye. Yani hiçbir çok bir etkisi yok ama işte bir şey. Evet, Kirby'yiz. Aslında size çok fazla alt ekranı göstermeme gerek yok. Ama olsun. Şöyle bunda zıplıyoruz. Kirby'nin çok sesim gitmiyor olabilir şu anda. Biraz kısalım. Tamam. Kirby'nin bildiğiniz üzere uçabilme özelliği var. Kendini şişirerek. Ve değişik bir mekanik. Uçabiliyorsunuz. Bir yandan da uçtuktan sonra, bu arada sonsuza uçuyorum. Tabii uç süzebiliyorsunuz falan ama içinizdeki havayı boşaltabiliyorsunuz. Bununla beraber İçinize bir sürü şey çekebiliyorsunuz bu şekilde. Güçlü bir şekilde. Hatta bu oyunda değişik bir özellik var. Onu da göstereceğim birazdan. Bununla beraber ne oluyor? Bu oyun mükemmel mekaniklere sahip. Aslına bakarsanız bu oldukça yaratıcı bir özellik. Bunu düşmanlara karşı kullanmak çok zevkli.
Şöyle gidelim bakalım. Uçalım. Evet. Şu an tabii ilk bölümde olduğumuz için herhangi bir engel vesaire çıkmıyor karşımıza. Teleport olduk. Heh, geldi mi Kirby? Kirby geldi. Koşalım bakalım azıcık. Hop evet, B tuşuyla şöyle yedik. Geri fırlattık. Evet, bu mekanik çok oldukça keyifli. Ya yani şey tabii, bu oyunun özelliği Triple Deluxe, hani 3D, 3D özelliğini kullanması. Tabii benim 2DS olduğu için herhangi bir şekilde öyle bir şey yok ama 3DS olmadan oynanır mı? Oynanır. Bu nasıl yapacağız? Ha şu şekilde, tamam. Okey. Oyunu unutmuşum oynamaya. Sen gel bakalım. Hop, bunun hemen özelliğini alalım. Bir üzeri Kirby sadece hani yemek, tükürmek değil. Üstüne yediği kişilerin özelliğini de alabiliyor. Smash Bros'ta vesaire bu özellik bir üzeri bayağı iş yapıyor yani. Şöyle kes bakalım. Şunu da kıralım. Yıldızlar can almamızı sağlıyor. Şuradan ilerleyelim bakalım. Aa, no. Kirby'yiz ya. O kadar kolay mı ölmek? Şunu da şöyle kestik miydi? Harika, bunları kesmek falan zorunda değiliz tabii ki de. Yıldızımızı aldık. Gördüğünüz gibi 3 boyutlu. Arkadaki platforma geçiyoruz. O platforma tabii... Ah, öldüm. Dur, sakin. O platforma geçince normalde tabii ki de... Hani 3D özelliğimiz açık olsaydı o perspektifi hissedecektik ama kapalı olduğu için hissetmiyoruz. Çok önemli değil. İleride böyle tatlı tatlı bulmacalar da geliyor. Bulmacalar zor mu? Değil. Ama işte... Keyifli. Böyle eğlenceli bir oyun. Hani bilmiyorum. Çok mu zor? Çok mu hani böyle saatlerinizi... Hani gömeceğiniz mükemmel bir yapımı değil ama keyifli bir oyun. Ben çok seviyorum Kirby oynamayı. İlk oyunundan bu yana bu oyunda aynı şekilde çok keyifli. İlerleyelim bakalım. Yok, gördüğünüz gibi oradan karşı taraftan giriyor. Muhtemelen karşı tarafa bir şekilde aynen öyle geçiş sağlayacağız. Gitmek zorunda değiliz ama gidersek tabii ki ekstralar vesaire toplayabiliyoruz. Şöyle büyük yıldızlardan topluyorduk galiba. Yani şunlardan. Yani keychain, bu anahtarlık falan topluyoruz. Toplanabilirler ve bayağı zenginleştirilmiş oyun. Şuradan bakalım. Hop, tamam. Şu şekilde bunları aldık. Almaya devam. Hop, ne haber? Hop, çok güzel vurdum. Hiçbir sıkıntı yok tabii ki de. Karşıya geçelim. 3-5 bir şey varsa alalım. Tamam. Düşmeyelim buradan. Hop. Şunu alabiliriz. Şuradan mı gitsem? Gideyim bakalım. Kirby'nin bölümleri böyledir. İlk kez Kirby izleyen arkadaşlar için. Hani bir bölüme başladım ve bölüm bitti değil. Bir bölümde başlıyorsunuz. Kapı kapı ilerleyip en son kapıya doğru ilerliyorsunuz. Böyle bir oyun. Böyle bir şey. Hah, geldi oyunun. Bu oyunun en şeylerinden biri. Şu şekilde. Bunu yiyorsunuz ve Kirby ultra yiyici oluyor. Evet. Görebildiğiniz üzere Kirby artık bir ultra yiyici ve bu artık absürtlüğün daniskası. Ağaç maaş ne varsa hayvan götürüyor. Artık triple Kirby. Yani gücünden de triple olarak adlandırabiliriz. Adam Kirby. Baksanıza, hop. Adam ağacı yedi. Ama hiçbir şey olmadı tabii ki. Heh, geldi yıldızımız. Bunlardan 3 tane toplayabiliyoruz. 3 tane 4 tane bölümden bölüme değişiyor. Evet. Yine pür tatlılıkla beraber bir güneş taşı aldık. Yani lazım olur. O şuradan gidebiliyormuş. Bölüm bitti muhtemelen. Ve tabii ki de Kirby bölümlerinin Kirby bölümlerinin sonunun olmazsa olmazına gelmemişiz. Kirby bölüm bitti zannettim. Bitmemiş. Olsun. Oo, şu an tabii bize full eğlence, full fantezi. Hiç Kirby oyunları sizi çok zorlamaz arkadaşlar. Bu ilk oyundan beri böyledir. Kirby'nin ilk oyunu da o kadar zor değildir. Hani klasmanındaki o zamanda çıkmış oyunlara göre o kadar zor değildir. Zordur ama yani yine deli zor değildir. Çünkü Kirby yani. Bu oyunda tabii ki de çok zor değil. Üstüne zorun aksine daha çok keyifli yani. Daha eğlence, hani oynuyorsun yani. Bir sonraki bölümde hayatım kayar mı diye düşünmüyorsun. Bir sonraki bölümde hadi bakalım bu sefer nasıl bir atmosfer, bu sefer nasıl bir bölüm, nasıl bir bulmaca falan diyorsun. Ya en kötü oynarsan şey oluyor zaten. İşte. Ya işte şu yıldızları toplayamıyorsun. Ya bir de şey tabii ki de bu yıldızları toplamanız gerekiyor. Bir sonraki şeye geçmek için, boss'u açmak için falan ama o kadar kolay ki toplaması bunları, hiçbir zaman dert etmiyorsunuz. Yani ben hiç yaşamadım ki genelde böyle şeyleri toplamada derdim çoktur bilirsiniz. Çünkü pek çok Mario oyunu da kanalda oynadık, yapamıyorum. Ama bu oyunda çok rahat, mükemmel bir oyun. Aslında kanalda oynasaymışız güzel olurmuş ama izlemesi keyifli olacağını düşünmüyorum. O yüzden bir bölüm yer vereceğim. Çünkü çok basit bir oyun. Oynarken çok keyifli ama bilmiyorum. Hani
siz izlerken ne kadar keyif aldınız? Mesela bunu kaçırmışız. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Bunun için yapabileceğimiz bir şey yok sanırım. Yani çok önemli değil. Onu almasak da olur. O bir anahtarlık sonuçta. Ne? Bölümümüz hala devam ediyor. Ah, boss geldi. Bak bosslar mesela çok yaratıcı. Çok seviyorum. Ne olacak? Buradan çıkacak. Bize bir şey atacak muhtemelen. Biz onu alalım. Pıcık. O ıskaldık. Adam boss kaçtı. Yolla bir tane daha. Hop. Pıp. Tamam çok güzel. Yolla bir tane daha. Hop. Iskaldım. Çok erken davrandım. Tamam yolla bir tane daha. Hiç sıkıntı değil. Gel gel gel. Hop. Çıkar kafayı. Aa. Güzel denk getirmedin mi? Bence güzel denk getirdim. Boink. Hop. Tamam bu da gitti. Bir tane daha var mı? Muhtemelen vardır. Aa yokmuş. Aa varmış. Merhaba. Bu zibidi galiba. Bu bana birazcık sıkıntı çıkartacak. Hop. He karton kutu. Karton kutu şey. Karton kutu değil ya. Kendi heykeline vuruyoruz. Tamam sıkıntı. Hop gel. Alamadım onu ya. Ver bakalım. Onunla işim yok benim. Sağ ol. Kanmam ona o kadar kolay. Hop. Aa havada çarptı. Ha. 900 saat sonra görüşürüz arkadaşlar. Kirby'yi bile oynayamadan. Tamam hallettim. Kirby'de bile takılan anıl kameralarda tekrardan. Evet böyle bir oyun. Yani bitiş şeyimize geldi. 3 boyutlu geçiş. Şeyimiz de öyle buradan. Evet meşhur atlama. Heh, şundan bahsediyordum. Burada bir pıt. Oo mükemmel. Bunu herkes yapamaz. Uçalım anahtarlıklar, puanlar, paralar, canlar bunları topluyoruz ve şu an birinci klasman gelebildik. Bu zordur ha bunu yapmak öyle. Bu mükemmelliği kaçırmayı istedim ve o anda sustum. Yani bu şekilde. Böyle şeyler var. Tabi bunların şeyi de var. Hani 3DS'e olan katkıları da var. Şu şekilde oynatabiliyorsunuz onları falan. 3D'yi görebiliyorsunuz böyle tatlı tatlı şeyler var. O zamanlarda böyle ufak artılar oyuncuları çok heyecanlandırıyor. Bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Size birkaç bir şey göstereceğim. Şimdi ben dayanamıyorum mükemmel müzik. Map'e gelelim. Map'e gelirsek aynı yere geleceğiz. Ben save şey etmek istiyorum. Quit. Kendi save'imden bir şey açacağım. Ha mesela şurada görebileceğiniz üzere burada belli başlı şeyler var. Tamam. Theater açmış. Ha burada bu arada farklı farklı modlar da var. Onları da gösterebilirim aslında. Burada tabi File 2'den değil de File 1'den göstersem daha mantıklı olacak. Mesela Kirby Fighters diye bir mod var. Burada bayağı Kirby oluyorsunuz ve keşke oyunu bitirip de gelseydim. Birkaç mod daha vardı çünkü de. Buradan işte Ninja falan burada bir sürü. Hepsini göstermeyeyim aslında. Oynayacak aranızda olanlar varsa burada bir sürü farklı Kirby'nin modları var oyun içinde aldığınız. Ya mesela Ninja oluyorsunuz. Bak ben oynamışım. Easy'de oynamışım mesela. Normalde açalım mesela. Bir bakalım. Bayağı Kirby vs. Kirby yapıyorsunuz. Diğer renkli Kirby'lere karşı şey yapıyorsunuz. Ben bunları göstermeyecektim. Unuttum. İyi oldu gösterdim. Böyle şeyler de var. Çok yani ana hikaye modundan daha iyi falan değiller ama işte böyle bir şey. Bu da bir ekstra. Böyle dövüyorsun bunu. Bak. Oh, normal. Az önce ne güzel oynuyorduk ya. Şimdi belamı buldum sanki. Yap. Git. Ha, böyle bir dövüyorum. Ben bu arada kameradan acilen. Ah! God damn it. Damn. Ya ben ninjayım uzaktan uzaktan sıkayım işte değil mi? Ne oldu? He? Ne oldu? Pıcı pıcı pıcı. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz Kirby. Hadi herkes akıllı olsun. O ne? Onun içinden ne çıkıyor? Cam falan herhalde. Oh oh dur gidip alayım bari hocanı. Hop, hadi görüşürüz. Hadi git. Aa pompalı oldum. Çok güzel. Aa dur burada. Aa kalkan varmış. Aa kalkan onu hiç bilmiyordum. Aa evet kalkan varmış. Aa ultimate açtı kaç. Aa. Aa gel. Bundan ne çıkar? Aha al. Tutturabildin mi? Aha. Oo çok iyi oldu. Sık 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 sık. Hadi az kaldı. Hadi kör bir. Bu kadar basit. İyi rezil olmadık. Harika. Bunlardan birkaç wave geliyor tabii ki. Bayağı zorlaşacağını düşünüyorum. Hani birinci dalgayı daha böyle yaptıysam ikinci üçü hayatta yapamam. Ama böyle bir mod var. Bunu göstereyim dedim. Nasıl çıkacak? Ability select. Yes. Ha, çıkabiliriz. Buradan çıkalım. Evet. Burada böyle bir moddur. Bunun hakkında da bir fikrim yok. Bunu ne tam olarak bilmiyorum. Drum Dash. Bu şey mi acaba? Hiç bakmadığım bir mod. Burada. Bu birazcık daha şey. Herhalde muhtemelen timing
üzerine kurulu bir mod. Bunu oynamadım. Beraber bir bakalım isterseniz. Böyle bir mod olduğunu göstereyim. Bu sanırım böyle aynen dediğim gibi. Yok ya, bu çok çok alakası bir şey çıktı. Hiç tahmin ettiğim gibi bir şey çıkmadı. Buna baksaydım keşke. Üst ekranla alt ekranın. Bir yandan müzikle de bağlantılı. Çünkü tam ona göre denk geliyor ama böyle bir mod var. Bunu artık bilmiyorum. Ben bu modu çok beğenemedim. Böyle bir mod da var. Göstermiş olayım. Aslında şunları göstereceğim size. Toplanabilirleri göstermek istiyordum. Hepsini değil tabii. Zaten hepsini açmadım da. Şöyle ekstralar da var. Çok hoşuma giden detaylar bunlar. Mesela şunlar görebiliyoruz. Bunlar nedense çok coştu. Çok hoşuma gitti şu anahtarlıkları şu şekilde atmak. İşte şurada toplanabilirler var. Görelim Keychain Collection. Şurada en sevdiğim Keychain'lerden biri mesela. Ah, yanlış tuş. Bu şekilde. Zoom şey odak yapsın. Heh. Arkada Nintendo logosu falan böyle. İşte Kirby. Mükemmel. Ne var sonra bakalım. İşte burada bunlar. Orijinallerden var. Diğer oyunlardan var. Hepsinden var. Şöyle mesela. Gelelim diğer şeyler. Bu bizim karakterlerimiz. Böyle çok tatlı şeyler var. Ben bunlara çok coştum. Normalde oyunlarda toplanabilirler falan beni ilgilendirmez ama nedense bu oyunda çok hoşuma gitti. Ve arkadaşlar yeterince uzattım. Aslında bilmiyorum. Biraz daha uzatabilirim. Bilmiyorum ama Kirby bu şekildeydi. Biraz daha kanalda böyle birkaç tane daha Kirby oyununa yer vermek istiyorum. Bakalım ben de bu oyunu bitiririm. Belki ilk sıra contentler falan çıkarsa hoşuma giderse bir bölüm daha çekerim. Kirby Triple Deluxe'tu bugün oynadığımız oyun. Kirby'ye coşuyoruz. Ve yeni gelecek oyunu deli gibi bekliyorum. Mario Odyssey gibi bir Kirby geliyor. Yani Nintendo beklenti videomu izlemediyseniz, haber videosunu izlemediyseniz mutlaka izleyin. O videoda deli deli anlatıyorum, deli deli konuşuyorum çünkü çok coştum. Kirby Triple Deluxe 2014'te çıkmış. Bayağı yaşlanmış aslında ama hala görebildiğiniz üzere gideri var bu oyunun. O zaman arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Şimdi benden bu kadar. Hoşça kalın. Kirby de size şöyle.